Ve Kripto Zamanlar programı başlıyor. Ben Helin Çelik. Bugün 25 Ağustos 2022 hafta sonuna doğru yaklaşırken piyasalarda Jackson Hole etkisi devam ediyor. Jackson Hole toplantısında Powell'ın yarın Türkiye saatiyle 17 sularında konuşma yapması bekleniyor ve bu konuşmaya dayalı olarak hem emtia piyasasında canlanma hem de dolar endeksinin görünümünün daha fazla netleşmesi bekleniyor. Genel olarak süreci tartışacak olursak bildiğiniz gibi çok uzun bir süredir Fed'in faiz artırımları döngüsünde fiyatlanan finansal piyasaları görüyorduk. Yatırımcı faiz artırımı sürecini takip ederek yatırımlarına, portföylerine yön vermeye çalışıyordu. Bu kapsamda kripto para piyasası çalkantılı seyre bürünmüştü. Çok sert satışlar meydana gelmişti ancak bu hafta dipten toparlamalarla birlikte yukarı yönlü hareketliliğin 3. günde de devam ettiğini gözlemliyoruz. Bitcoin dolar paritesi kanal desteğinden toparladı. Ethereum dolar paritesi 1700 seviyelerini test ediyor. Diğer taraftan altında da güzel hareketler meydana geldi. Buradaki hareketlilik dolar endeksinin bir nebze de olsa baskılanma ihtimalinden kaynaklandı. Yani biraz gevşemesiyle, biraz düşüş göstermesiyle birlikte altında da yukarı yönlü hareketlilik görülmeye başlandı ama kritik bazı seviyeler var. Çok fazla altın ve Bitcoin yatırımcısının bize soru sormasından kaynaklı bugün analizimize küresel anlamda yaşanabilecek olan mevzuları Jackson Hole'da yapacak olan Powell'ın konuşmasının detaylarında neleri aramamız gerektiğini vurgulamış olacağız ve hem Bitcoin hem de altın analizi yapmış olacağız. Şimdi faiz artırım sürecini fiyatlıyor dedik. Agresif sıklaşma politikası döngüsünde fiyatlanan bir durum söz konusuydu. Jackson Hole'da da Powell'ın aslına bakacak olursak satır arasında biraz daha güvercin bir tavırla, bu güvercin bir tutumla açıklama yapması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte biraz daha yumuşak iniş yapması bekleniyor. Ancak Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ki geçtiğimiz hafta çok şahin konuşmalar gerçekleşmişti. Yani çok agresif faiz artırmanın destekleyici sert tutumlar meydana gelmişti. Bu yüzden piyasalarda bir çöküş yaşanmıştı. Toparlanma evresinde bu beklentinin fiyatlanmasının etkisi çok büyük ve bir diğer açıdan hem resesyon ihtimalinin yükselmiş olması ki faiz artırımlarına bu şekilde devam edilirse 75 baz puan ve daha üzeri faiz artırımı gelirse ve bütün FED üyeleri bunda hemfikir olursa ki Eylül 21'de biz faiz artırım kararını bekliyor olacağız FED kanadından ve bu da bütün finansal piyasaları etkileyen bir durum haline gelecek çünkü yatırımcı şu an itibariyle enflasyondan kaçmak için dolara yönelmiş durumda. Bu yüzden biz doların rallisine şahit olduk ve bu sebeple resesyon riskini daha fazla göze alamayacakları için belki biraz daha yumuşak bir tavırla bu geçişi sağlar mı? Cuma günü Powell acaba daha güvercin konuşur mu ya da farklı ne söyler düşüncesiyle yatırımcı biraz daha pozitif kanatta seyretti. Dolardan bir çıkış yaşandı. Dolardan çıkan fonlar özellikle emtialara dağıldı. Altın biraz daha primli ilerledi. Endekslerde yine Nasdaq'ta güzel hareketlilik yaşandı. En iyisi kripto para birimlerinde Bitcoin, Solana ve Dogecoin gibi kripto para birimlerine yaramış oldu. Yatırımcının risk algısı bir miktar daha artmış oldu. Peki biz bu toplantıdan eğer bu kadar güvercin bir tutum görmezsek Powell kaç baz puanlık faiz artırımı yapacaklarını açıklamayacaktır muhtemelen ama bu döngüye bu sürece giderken seri bir faiz artırımı gelir mi? Agresif sıkılaşma politikası devam edecek mi? Ki 2023'te de güçlü dolar senaryosunun biraz daha devam etmesi bekleniyor. Bununla alakalı farklı haber akışları da var. Wells Fargo'nun yaptığı bir hem enflasyon araştırması hem de dolar tahmini var. Buna da değinmiş olacağız. Ama Powell'ın yapacağı konuşmadaki satır aralarında ağırlıklı olarak biz yumuşak bir tavır mı yoksa daha şahin bir tutum mu gelecek buna bakmış olacağız. Eğer sert sıkılaşma politikasının devam edeceği öngörülürse yatırımcı tekrar riskli varlıklardan kaçış eğilimi gösterecektir. Emtialardan belki tekrar çıkış yaşanacaktır ki kritik seviyelere geldi ons altına baktığımız zaman. Ama diğer taraftan yumuşak bir iniş öngörülürse o zaman yukarı yönlü hareketliliğin desteklenme ihtimali de yüksek bulunuyor. O yüzden yarınki oynaklığa yatırımcının dikkat etmesinde yarar var. Hem endekslerde yatırım yapan yatırımcının, hem dolarda duran yatırımcının, hem kripto para yatırımcısının ve altın tutan bütün insanların dikkatli olmasında fayda görüyoruz. Hemen diğer haberimize geçelim. Aslında emtiaları, yani altının da içinde olduğu bir piyasa biliyorsunuz. Özellikle altın yatırımcısının takip etmesi gereken başka bir haber akışı daha var ki bu aslında kripto paralara da yarayabilecek bir durum. Çin'den gelen teşvik paketi haberleri. Bu noktada biliyorsunuz tekrar kapanmaların eksenindeki fiyatlamalar Çin piyasasında hakim olmuştu ve bu yüzden ekonomideki görünümde bozulma yaşanmıştı. Bu sebep yüzünden teşvik paketi açıklandı ve buradaki teşvik paketinde yaklaşık olarak 148 milyar dolarlık paranın aslında piyasaya akıtılması öngörülüyor. Bu da ağırlıklı olarak emtiaları ve altını besleyebileceği olgusunu yatırımcıya enjekte ediyor. Ve Çin'deki bu teşvik paketinin aslında hem kripto para birimlerine hem de altına yarayabilecek bir durum haline gelmesi öngörülebiliyor. Biliyorsunuz pandemi zamanında dünya genelinde verilen bu teşvik paketleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından vakti zamanında yatırımcıya yatırılan 1200 dolarlık paketlerin birçok borsada değerlendirildiğine şahit olmuştuk. Evet, Çin'e baktığımız zaman kripto para kullanımında biraz katı bir tutuma sahip. Kendisi dijital yuan ve söylentilere göre Bitcoin rezervi yapma yolunda ilerlerken kendi halkına kripto paralardan biraz daha uzak durması gerektiği bir tablo çiziyor ve yasaklayıcı tutumları devam ediyor. Ancak Çin halkı da bir o kadar kripto para birimlerine karşı duyarlı ve istekli. Şimdi bu dağıtılacak olan teşvikler bir şekilde piyasa içerisinde kripto para birimlerinde de değerlendirilebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani biz döngü olarak neyi takip edeceğiz? Evet, faiz artırım sürecini takip edeceğiz. Çin'den gelen teşvikleri takip edeceğiz. Bunu özellikle başta altın olmak üzere kripto para yatırımcıları da izleyecek ki genel bir analiz yapacak olursak, Wells Fargo'nun da araştırmalarına dayandıracak olursak küresel anlamda doların önce enflasyondan bahsetmek lazım aslında. Enflasyon döngüsünde henüz zirvenin tadılmadığı, zirveye ulaşılmadığı Kuzey Amerika dışında diğer bütün bölgelerde enflasyonun peyderpey yükselmeye devam edebileceği öngörüsü ortaya atıldı. Burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kuzey Amerika Fed'in faiz artırımı döngüsünde elinden en fazla kripto para çıkartan bölge. Kuzey Amerika'da eğer ki enflasyon zirveyi gördüyse bu bölgedeki yatırımcı tekrar kripto paralara yönelebilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama biz tabii ki enflasyon verilerini ekonomik takvimden izlemeyi sürdüreceğiz. Wells Fargo'nun dikkat çeken başka bir uyarısı daha var aslında. Bir grafiğimiz var. Bloomberg'ün yapmış olduğu bir grafik. Bunu biraz incelemek istiyorum açıkçası. Bu grafikte Tayvan doları haricinde diğer bütün ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi öngörülüyor. Tabii bu sıralamada Türkiye de var. Bu arada sadece Wells Fargo'nun dayandırdığı bir araştırmaya göre. Diğer açıdan bakacak olursak Euro bölgesinde tabloyu incelediğimiz zaman Euro bölgesindeki bu resesyonun daha erken başlayabileceği ve buradaki değer kayıplarının da dolara karşı değer kayıplarının da sürebileceği öngörüsü hakim. Tayvan doları dışında diğer ülkelerin yatırımcıları da muhtemelen bu değer kaybına karşı dolara geçmeye devam etmeyi sürdürecek ve bu sebep yüzünden dolar endeksindeki görünümün pozitif halde kalması, pozitif reaksiyonunu sürdürmesi beklenebilir. Hal böyle olursa şu anki manzarada güvenli liman rolünü altının elinden alan dolar endeksi ralli yapmaya devam ederse o zaman kripto para birimlerinde çekimser tavrını sürmesini bekleyebiliriz. Ama bütün bu etkileri toplayacak olursak manzara tam tersi bir duruma da evrilebilir. Neden? Zaten eğer Kuzey Amerika enflasyonda zirveyi gördüyse bu Fed'in faiz artırımı sürecinde en fazla dolarda durmayı tercih eden bölgede buysa tekrar belki kripto para birimlerine bir miktar nakdini, bir miktar fonunu ayırma ihtimali bulunuyor. Diğer taraftan Fed'den güvercin açıklamalar gelirse yine hem altın hem de kripto para birimlerinin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Ama piyasanın beklediği reaksiyonu göstermezse Powell, o zaman kritik dirençlerden dönüşler yaşamamız muhtemel gözüküyor. Biz yine süreç olarak hem faiz artırım sürecini, hem Fed yetkililerinin açıklamalarını, hem Jackson Hole toplantısını, ki bu da hafta sonuna varan bir oynaklık yaratabilir aslında piyasada, hem Çin'in teşvik paketini sıkı sıkıya takip edeceğiz. Bunu hem altın hem kripto hem de dolarda duran yatırımcı dikkatle izlemeli diyoruz. Ve hemen grafiklerimize geçelim. Altın ne durumda? Önce ona bakacağız. Günlük grafik. Bugün grafiksel açıdan bir tane altın, bir tane kripto para birimimiz var. Bitcoin ve Ethereum'dan biraz bahsetmiş olacağız. Buradaki hedef fiyatlamalara değinip programımızı yavaş yavaş sonlandırmış olacağız. Grafiğe geçmeden önce piyasa içerisinde peki kripto neler oluyor? Biraz ona bakalım. Birkaç tane haber başlığı var üstüne konuşmak istediğim. Ripple'la alakalı biliyorsunuz dava sürecini sürdürüyordu ve elini güçlendiren bazı mevzular yaşanmıştı. Bundan güç alarak da aslında Ripple yönetimi farklı ülkelerde farklı anlaşmalar yapmayı sürdürüyor. Son olarak anlaşma yaptığı ve etkileyebileceği ülke ve bölge olarak değinecek olursak Birleşik Arap Emirlikleri, bu Arap Körfezi'ndeki en büyük ikinci ekonomi demek oluyor aslında ve bu bölgenin insanları genelde transferler yapmayı seviyorlar. Ripple da buradaki potansiyeli görmüş olacak ki yeni bir anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu transfer ağına hakim olabilmek için bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmasında ODL çözümünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşımayı hedefledi. Bu da demek oluyor ki Asya Körfezi'nde önemli bir figür haline gelebilir Ripple'ın kendi sistemi. Diğer haberimiz Çin'le alakalı yine. Çin'in dijital yuan projesinden bahsediyorduk sıklıkla. Hükümetin politikasını biraz önce bahsetmiştik, değinmiştik. Ama bir taraftan da dijital yuan çalışmaları yapıyor demiştik. Buradaki pilot çalışmalar tam gaz devam ederken bu pilot çalışmaların kapsamı ve hangi sektörlerde kullanılacağı gün be gün genişletiliyor. Son olarak başta Pekin olmak üzere birkaç şehrinde daha dijital yuanın ulaşımda kullanılıp kullanılamayacağı test ediliyor. Yani bu bölgelerde yaşayan insanlar dijital yuanıyla seyahat edebiliyorlar. Bu pilot programdan sonra ülkenin farklı diğer kanallara geçmesi bekleniyor ve hızlı bir şekilde dijital yuanı piyasaya sürmesi bekleniyor diyebiliriz. Öbür haberimiz Hindistan'la ilgili. Hindistan tabi biliyorsunuz regülasyon süreçlerini biz atlatıyoruz derken her ülkeden farklı tepkiler geliyor. İsviçre'den güzel haberler gelmişti. Avustralya'dan yakın zamanda yine emsal teşkil edecek kripto para düzenlemesiyle alakalı bilgilendirici ve hem yatırımcıyı koruyucu hem de geliştiriciyi koruma altına alan unique diyebileceğimiz hani eşsiz bir çalışma duyurusu yapılmıştı. Hemen arkasından Hindistan'la da alakalı ki kitle olarak kripto paraya fazlasıyla eğilim gösteren bir ülke ama kafası biraz karışık bir ülke. Bir yasaklama haberleri geliyor, bir yasaklamayacağız diyorlar. Bu gelen habere göre hükümetin aslında politikalarına ve piyasadaki düşüşe bakmaksızın Hindistan içerisindeki yatırımcının 115 milyonu aştığını söylememiz mümkün. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Hindistan'daki yatırımcı gün be gün artıyor ve kripto paralara olan ilgi de aynı şekilde perçinlenmiş oluyor. Piyasaya bir fon giriyor haliyle ve bu yatırım yapan yatırımcının %56'sı özellikle kripto paraların yeni nesil finansal araç olabileceği üzerinde duruyor. Yeni nesil finansal araçlardan bahsetmişken biliyorsunuz blockchain teknolojisinde farklı bir sürü sistem ve finansal modelleme geliştirmek mümkün. Bunun en son örneği GameFi. GameFi'lardan önce DeFi'lar vardı. Aradan merkezi otorite çıkartılarak borç alacak ilişkisi kurma, faiz ilişkisi kurma ya da finansal bir takım işlemleri yapmak için blockchain teknolojisinin kullanılması söz konusu olabiliyor. Bu yüzden ülkeler kendi sistemlerinde blockchain teknolojisini kullanırken kendi itibari para birimlerini devre dışı bırakmamak için dijital para birimlerini öne sürüp bunları çıkartıp kripto paralara karşı mesafeli duruşunu sürdürüyordu. Ancak regülasyon haberlerinde de ufak tefek ılımlı haberlerin gelmeye başladığını şahit oluyoruz. Avustralya'da bunun yakın zamanlarında test etmeye çalışan ülkelerden biri olduğunu biliyoruz. Şimdi grafiklerimize geçebiliriz. Altın grafiğimizle başlayalım. Günlük grafikte çalıştım ve zirveyi 2072 seviyesi, yani tarih vermem gerekirse Eylül ayında Mart 2022'de test ettiği, ondan sonra sert hareketlerle geri çekildiği bir bölgeden almış oldum. Düşüş kanalındaki fiyatlama sürdürüyor. Kanal desteklerinden güzel toparlıyor. Onsa bakacak olursak. Zirvede kanal direncinden, yani 1809 seviyesinden tekrar geri dönüş aldı. Tarih vermem gerekirse 10 Ağustos'ta burayı denedikten sonra tekrar geri çekildi kanal ortasına kadar, yani 1730 seviyelerine kadar. Buradan toparlamaya çalışıyor. Hali hazırda 9 günlük hareketli ortalamayı test ettiğini görüyoruz. Burada iki senaryo karşımıza çıkıyor. Aslında Powell güvercin bir açıklama yaparsa ve piyasayı yatıştırırsa, o zaman dolar endeksindeki gerileme devam edecek ve dolar endeksinin yükselişinde altının üzerinde yarattığı baskı biraz daha hafiflemiş olacak. Ve ılımlı bir konuşma ile birlikte altın yatırımcısı da pozisyonlarını belki biraz daha arttıracak. Tabii ki Çin'den gelen teşvik paketi etkisini de göz ardı etmemek lazım. Bu pozitif bir senaryo olur. 9 günlük hareketli ortalamayı da aşmış olur muhtemelen ve 1780 seviyesine kadar ivme kazanabilir. Ama önemli olan altının 1780'in üzerinde tutunması ve hacimli alımlar gelmesi. Bu durumda 1809 ve 1842 seviyeleri takip edilebilir. Bir sonraki stepte 1890'a kadar yükselmek için pay bırakabiliriz. Neden? Çünkü düşüş kanalının hacmi kadar aslında yukarı yönlü kırdığı zaman hareketini bozmadan devam etmesi beklenebilir. Pozitif reaksiyonların sürmesi beklenebilir. Yani kanalı kırarsa kanal hacmi kadar yukarı yönlü hareketliliği test edebileceği bölge 1890'lara tekabül ediyor, kırdığı bölgeyi baz alacak olursak. Ama kanal direncinden bir negatif reaksiyonla karşılaşırsak, ki bu da muhtemelen Powell'ın şahin tutumu devam ettirmesi, Fed yetkililerinin agresif sıkılaşma politikasını sürdürme, resesyona rağmen bunu sürdürme hedefini yinelemesi ve Fed yetkililerinin kaç bas puanlık faiz artırımı olacaksa bunda hemfikir olarak %2'lik enflasyon hedefini yakalama pahasına aslında piyasayı biraz daha riske atması anlamına gelir, ki bu da dolar endeksinin güç kazanmasına neden olacaktır. Dolar endeksi güç kazanırsa altın üzerindeki baskı devam edecektir. Aynı şekilde kripto para birimleri üzerindeki baskı da sürecek demektir. O senaryoda biz neyi takip edeceğiz? İlk etapta 1730 seviyelerine kadar gerileme sürebilir ama 1730 kırılırsa 1700 ve 1658 seviyeleri takip edilebilir. Kanal boyu fiyatlamasını sürdürebilir. Ama tabii ki benim biraz önce saymış olduğum ve altını etkileyebilecek bütün haber akışlarını bir gözden değerlendirerek, hepsini düşünerek buna göre fiyatlamaları takip etmemizde yarar görülüyor. Diğer taraftan Bitcoin dolar paritesine bakalım. Yine günlük grafikte, farklı bir grafikte çalıştım bu sefer ve yükselen kanal içerisindeki fiyatlamanın hakim olduğunu gözlemliyoruz. Şu an itibariyle kanal desteğinde ve piyasalar aslında benim biraz önceki bahsettiğim haber akışına odaklanmış durumda. Bitcoin yatırımcısı da aynı şekilde 9 günlük hareketli ortalama test ediliyor. Şu an itibariyle altına benzer senkronu gösterdiğini söylememiz mümkün. Benzer haber akışlarına benzer mantıkla odaklanmış durumda yatırımcı. O yüzden altında neyi takip ediyorsak Bitcoin'de de aynı akışı takip etmemiz mümkün. Eğer kanal desteğinden toparlar ve hareketli ortalama kırılırsa, mavi kutucuk içine aldığım iki tane bölge var. RSI'de zaten aşırı satım bölgesinde fiyatlama devam ederken bir tepki hareketi gelmesi normal karşılanabilirdi. Buradan yavaş yavaş yukarı doğru fiyatlamanın sürerken RSI'da da toparlanmanın sürdüğünü söylememiz mümkün. Ama RSI'da 50'yi geçiyor olmamız lazım. Aşırı alım bölgesine geçiyor olmamız lazım. Aşırı alım bölgesindeki fiyatlama da bir süre devam edecektir ve bu noktada kanalın direnç bölgeleri, fiyat akışına dönecek olursam, test edilebilir. Tabii buralara gelene kadar biz neyi izleyeceğiz? Aslında şu an itibariyle Bitcoin dolar paritesine 21.800 seviyeleri kritik bir direnç olarak konumlanıyor. 21.800'ü kırabilirsek o zaman biraz daha farklı bir reaksiyon göreceğiz ve 23.500 daha sonrasında 25.000 seviyelerine kadar alışlar devam edecektir. Ve kanal direncine geldiğimiz takdirde kar realizasyonları meydana gelebileceğinden dolayı ayrıca dikkat etmemiz lazım. Yani kanalın desteğinden alış, kanalın direncinden satış gibi bir senaryo bizi bekliyor olabilir. Ama yükselen kanal, zaten şu an çok kritik bir döngüde olan Bitcoin dolar paritesinde bozulma olur da bu yükselen kanal aşağı yönlü kırılırsa, o zaman yine kanalın hacmi kadar reaksiyonun devam etmesini bekleyebiliriz aşağıya doğru. O noktada da ilk etapta şöyle ara bir seviye vermem gerekirse 20.800, bir altında 20.000 seviyesi, 19.500 ve sonrasında 18.000 seviyelerine kadar gerileme mümkün. Yani biz günlük trade'imizde hem bu haber akışlarını hem de yine günlük grafikte RSI durumuyla birlikte yükselen kanalı takip edebiliriz. Burada şöyle bir durum var, yukarıda negatif uyumsuzluk vardı. Negatif uyumsuzluk RSI ile fiyatın arasındaki uyumsuzluk, yani piyasa yukarı yönlü reaksiyonunu sürdürüp yeni bir zirve yaparken RSI'da yeni bir zirve görülmemişti ve bu da piyasanın tam tersi düşeceği yönünde sinyal alabileceğimiz bir teknik göstergeydi ve bu teknik gösterge çalıştı. Bu sebeple Bitcoin dolar paritesi 20.800'e kadar sarkmıştı. Şimdi benzer uyumsuzluk var mı yok mu ona bakmamız lazım. Bu noktada da yeni bir dip yaparken aslında hangi tarihte, onu da hemen kontrol edeyim. Saat 23 sularında 20 Ağustos'ta yeni bir dip yapmadı aslında Bitcoin ama biraz daha RSI'da bozulmanın pozitif yönde olabileceğine dair sinyaller geldi. Sonrasında bu normal seyrine döndü. Yani piyasadaki yatırımcının habere odaklanması ve aslında yön arayışının sürmesi buradaki teknik göstergeleri de etkileyebilecek bir durum. O yüzden biz ilk etapta bu kanalı takip edelim. Sonraki süreçte Powell'ın konuşması, teşvik paketi ve Eylül ayında nasıl faiz artırımı olabileceğine dair Fed yetkililerinin açıklamalarını izlemeyi unutmayalım. Ve vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi de videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın derim. İyi akşamlar.